Tarihi geçmişi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan tarihi Termera Aspat Antik Kenti, Nekropol ve Akropol alanlarında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Başkanlığı'nda Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Adnan Diler önderliğinde ve Turgut Reis Belediyesi'nin desteğiyle kurtarma kazıları başlatıldı. Alan güney tarafı, güney doğusu, güney batısı ve bu taraftan her yerden surlarla çevrili burası. Evet, surlarla çevrili bir alan. Bu surlarla çevrili alanın içerisinde yapılar var. Bunlar yaklaşık 10 gündür devam eden kazılarda ortaya çıkartılan mezarlarda önemli bulgulara rastlandığı bildirildi. İlk bir tahribat yapmışlar. Biraz sonra oraya da gideceğiz. Orayı göstereceğim size. Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Adnan Diler ve Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk kurtarma kazısıyla ilgili kazı bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Diler, Bodrum'da 10 yıldır yüzey araştırmaları yapıldığını söyledi. Araştırmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle gerçekleştirildiğini dile getiren Diler şöyle konuştu. Bu yüzey araştırmaları sırasında burada çok ciddi kaçak kazıların olduğunu gördük biz. Ve bunları bu geçen seneki yüzey araştırması raporumla birlikte bakanlığa ilettim ben. Ayrıca Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne de burada bir kurtarma kazısının gerekli olduğunu anlatan bir rapor verdim. Ve bakanlıktan izin alındıktan sonra burada biz kurtarma kazılarına başladık. Amacımız buradaki kaçak kazılarla yapılan tahribatların boyutlarını görmek ve tahrip olmuş olan alanlarda kazılar yaparak bazı eserleri kurtarmak öncelikli olarak. Ve bunun sürecinde de size şunu kısaca söylemek isterim. Nekropol alanında tespit ettiğimiz ilk alandı o ve bundan sonra da devam edecek. Çok önemli bulgulara ulaştık. Bu yuvarlak bir mezar, çok eski ve tip olarak bizim de bu lelek timülüslerinin öncüsü olduğunu düşünüyoruz bunun. Çok güzel eserler çıktı. Biz bunları Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin konservasyon laboratuvarına götürdük. Ve burada tespit ettiğimiz çok önemli olan platform mezarlarda da çalışmalarımız devam edecek. Bu hemen Kaya Mezarı'nın önündeki alanda da yıllarca kaçak kazılar yapılmıştı. Şimdi burada da kazılar yaptık. Ama burada da yine çok önemli buluntular var ve gerçekten Termera'nın özellikle 6. yüzyılda M.Ö. çok önemli bir yerleşme olduğu, belki de bu yarımadanın en önemli bir yerleşme olduğu anlaşılıyor. Yukarıda Akropol'ün tepesine yakın bir yerde de yine bir çalışma yapıyoruz. Çok teşekkür. Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk ise çalışmalara 3 yıl önce başlandığını ifade ederek şunları söyledi. Bu bölgemizde büyük bir kültür mirası var. Hocamla biz aşağı yukarı 3 yıl önce Aspat'la ilgili bir toplantıda bazı şeylere değindi hocamız. Yani daha doğrusu hocamız bize yön verdi. Dedi ki biz Termera ile ilgili böyle bir düşüncesinin olduğunu ve şimdi de anlattığı bayağı bir süreçten geçtikten sonra tahmin ederim herhalde bir 2 sene galiba, değil mi hocam? Evet. Müsaade alınması falan. Evet, tabii evet. Kanuni prosedür içerisinde yürümemiz lazım. Bizim bu bir başlangıcımız. Bu konuda ne yapabiliriz, ne yapmamız lazım onu da hocamla bir masaya yatırıp, meclis üyesi arkadaşlarımla bir masaya yatırıp, bürokrat arkadaşlarımla bir masaya yatırıp daha büyük bir destek verme çabasındayız. Birkaç gün öncesi almış olduğumuz bilgi doğrultusunda 2 tane küp galiba, değil mi efendim? Çok sayıda şey var, buluntu var. Buluntu ama var. O pitos, evet. Bir tane büyük bir pitos, evet, var. Büyük. Onu, evet. Onu Bodrum Arkeoloji Sualtı Müzesi'ne teslim etmişler. Konuşmanın başında da bahsettim. Bir masaya yatırıp en iyi şekilde bunun takipçisi olacağız. Birlikte kol kola hocamızla. Sağ olsunlar, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bu yarımadaya ayrı bir bakış sergiliyor. Ben yıllar öncesinden Adnan hocamı tanıyorum. Gerçekten bahsettiğim gibi Bodrum Yarımadası'nda kültür mirasının çok olduğu. Ama bizim bölgemizde Turgut Beyisi olarak biliyorsunuz Akyarlar bizim kendi bölgemiz içerisinde çok büyük tarihi kalıntılara şahit olduk. Onu da hocamız sayesinde şahit olduk. Bu bölgede de bu araştırmalar, bu çalışmalar devam edecektir efendim. Çok güzel malzeme.